Günlerden yine İlhan Motor Gençler. RKS Premium'un Antalya bayilerinden bir tanesi. Bugün menüde ne var? Bugün menüde daha önce bile kısa bir video çekmiştim farkını göstermek için de şu kaskımın kayışını da bağlayayım. Bugün menüde RKS'nin yeni Reale 125X modeli var. Aslında biz bunu ilk QJ motorla tanıdık. QJ ATR 125 olarak tanıdık. Bir takım farkları var onunla. Onun video linkini de bak sağ üstte koyayım. Hatta bu 125X ile 125 arasındaki farkın ne olduğunu gösteren videonun linkini de sağ üstte koyayım. Dilenler onları da seyretsin. Bugün bu gri rengiyle beraberiz. Fosforlu, yeşil kuşaklı, tel jantlı olanıyla. Benim daha önce tanıttığım ATR 125 bunun hemen hemen aynısıydı. Ama onda döküm jant vardı. Bunda tel jant var gençler. Ben de ilk kez bir tel jantlı scooter kullanıyorum bu arada. Tel jant biliyorsunuz scooterlarda çok şey değildir, yaygın değildir. Çok fazla öyle model yok tel jantlı. Bu da onlardan bir tanesi olmuş. Anahtarsız çalıştırma gençler. Açıyoruz. Ekran bizi selamladı. Marş motoru yok. Start stop var çünkü. Bak start stopu da açayım. Şimdi bak ekranda yeşil A ışığı yandı söndü değil mi? Şimdi motor belli bir sıcaklığa ulaşınca ve belli bir sürete ulaşınca o start stop devreye girecek. Onu da yolda kontrol ederiz. Ve hibrit bir motor gençler bu. Onları da yolda anlatayım ya. Dur ya. Giderken anlatayım. Zaten bu motoru az çok hani o ATR 125 ile hemen hemen aynı sayılır. Yalnız sadece RKS bunu bünyesine katarken bir takım özelliklerini o da tahmin ediyorum hani maliyet hesaplaması maliyetinden dolayı. Çünkü size şöyle söyleyeyim. Hani ATR 125'in geçen sene satıldığı fiyatından daha uygun fiyata şu anda satılıyor. Reale 125 X de öyle. Bir yandan da şeyi hissedebilecek miyim diye bakıyorum. O şey desteğine. Hibrit. Bundaki hibrit şu şekilde çalışıyor. İlk kalkışta 7-8 saniye, 9 saniye gibi bir elektrik motoru var. Marşı da kontrol eden. O elektrik motoru destek veriyor kalkışına. Ya çok onu ayırt etmek mümkün değil. Çok aşırı seri kalkan bir motor. Yani 125 cc olmasına rağmen şu amcam da yandan yandan çıksın biz de çıkalım. Biraz benzinimiz az herhalde ya. Bana öyle geliyor. İnşallah yolda kalmayız. Hani tam olarak o elektrik hibrit desteğini anlamak, bilmek mümkün değil. Sinyalimizi verelim. Şuradan sola dönelim. Parkın yerini öğrendim artık ya gençler. Benim motordan sonra buna binince Honda tarzı şuradan geçelim de abi inşallah bizi görür. Bir anda kalkmaz. Sinyalle kornanın yeri değişmiş. Şimdi bunda farklı. Benim motorumda Honda tarzı. Korna yukarıda, sinyal aşağıda. Bunda yine normale dönmüş. Bak artık parkı kaybetmiyorum. Gördünüz mü? Hemen buluyorum gençler. Şöyle duralım. Benzin az herhalde ya. Hop, start stop devreye girdi. Gördünüz mü? Bak şimdi ekranda start stop ışığı yanıyor, sönüyor. Bakalım gazı dürtünce çalışacak mı? Çalıştı. Demek ki start stop bu şekilde çalışıyormuş. Start stop kapata da biliyorsunuz bu düğmeden göstereceğim. Marş düğmesi de aynı şeyde. Düğme üzerinde zaten. Evet gençler. ATR 125X ile biraz haşır neşir olalım. Ben size tanıtayım. Bekleyin geliyorum. Geldim. Şimdi hemen size kısaca şu teknik özelliklerini bir okuyayım. 125 cc. 4 zamanlı muhtemel 4 valflidir de motoru. Çünkü 125'ten 14,5 beygir düz çok zor çıkar gibi geliyor bana. 4 valfli olması çok muhtemel. 12 Nm'de torka sahip bir motor gençler. Ön arka ABS ve aynı zamanda çekiş kontrol TCS de var. Traction kontrole de sahip. Açıp kapatabiliyorsunuz onu. Onu size göstereceğim. Önde 14, arkada 13 inç jantla geliyor.
Sele yüksekliği 770 milimetre, milimetre dedim. 132 kilo ağırlığında ve 8 litrede benzin deposu kapasitesine sahip. Şimdi neresinden başlasak? Çok benim RKS Velos ile sahip olduğum, kullandığım RKS Velos ile çok kıyaslanası bir motor. Yani gövdesi, tasarımı, parçaları, duruşu, oturuşu, kalkışı. Bakıyorum sanki böyle Velos'u görüyor gibiyim. Yani o kadar benziyorlar ki. Ve içimden bir ses bazı parçaların da birbirine uyacağını söylüyor. Yani şey, uyar gibi geliyor. Bak bu sefer alttan başlayalım, amortisörlerden başlayalım. Rezervuarlı amortisörler var ama ayarlanabilir. Bak Velos'ta yoktu, bunda sertliği ayarlanabilir. Arka amortisörler var. Mesela şu parça iki motora da, Velos'a da uyar, buna da uyar gibi geliyor. Şimdi baktığım zaman aynı ya. Yani sen Velos'a bakıyormuşum gibi geliyor. Çok tasarımları birbirine benzeyen iki model. Grenajı çok benziyor. Efendime söyleyeyim. Yani her yeri benziyor ya. Çok enteresan ya. Kendi motoruma binmiş gibi oldum. Ama işte şu düğmeler. Benimkinde Honda tarzı. Korna üstedir. Bunda altta. Bunda korna burada. Sinyal burada. Şu uzun kısa far. Hem ona bak. Dur çalıştıralım bakalım. Üzerinde Select ve Enter yazıyor ama aynı zamanda uzun kısa far tuşu da olabilir. Ona bir bakacağım. Çalıştıralım. Ben de göreyim sizinle beraber. Anahtarsız çalıştırma olduğunu söylememe gerek yok. Alarm olduğunu söylememe gerek yok. Frene basıyoruz. Marşa bastık, çalıştı. Şimdi mercek LED aydınlatma var. Şu uzuna nasıl geçiyor? He, uzuna şuradan geçiyormuş. Bakalım nasıl geçiyor. Selektör tuşu var. Ha, ileri itiyorsun. Ben de sizinle beraber şöyle bak göstereyim. Öğrenmiş oldum. Gördünüz mü? İç taraftakiler uzun far, dış taraftakiler kısa. Şu düğmeyi ileri ittirince uzun oluyor. Geri çekince kısa, basınca da selektör oluyor. Şu da menü tuşu. Yani daha doğrusu menü derken iki tane günlük sayacı var. Onların arasında gidiş geliş yapabiliyorsun bununla. Bir kere basınca trip 1'i alıyor, göstereyim. Bir daha basınca ikinci günlük sayacı alıyor. Ve bir de saat falan ayarlama işleri vardır. Yani bununla, bunun enter'ına basınca, böyle bekletince, evet, saat ayarlıyorsun bununla. Evet. Siz görmüyorsunuz ama bununla saati ayarlıyorsun. Bir daha basınca, evet. Bu şekilde oluyormuş. Hem saati ayarlayabiliyorsun bununla, hem de günlük sayaçlar arasında gidip gidip gelebiliyorsun. Özellik oymuş gençler. Susturalım. Ondan sonra cığıma. Farların mercek LED olduğunu gösterdim değil mi size? Sinyaller de böyle LED. Onların da hatta mercek var içlerinde. Mercek LED. Şu ön camı ayarlanabilir. Türkiye'de şu anda satılan birçok ADV scooter'da zaten aynı düzenek var. İki kademeli. Şu topuzları öbür tarafta da var. Topuzları çekip aşağı yukarı hareket ettiriyorsunuz. Yani cam böyle öne doğru. Yani gösteremeyeceğim çünkü iki elimle yapmam lazım. Kamerayı tutuyorum. Bunu çekip yatırıyorsunuz. Kafası aşağı düşüyor camın. Daha yatıyor. Böyle daha dikleşiyor. Yani farkı o. Ondan sonra cığıma. Şu jantlara gelelim. Jantlara ya. Tel jant. Bakın bunun üzerinde tubeless lastik vardır. Zaten Velos'ta kullanılan aynı lastiği kullanmışlar bunda da. Cordial marka. Ben ilk aldığımda Velos'u demiştim ki yani biraz tereddütlüydüm. Acaba yol tutar mı tutmaz mı, değiştirmek gerekir mi diye. Kuru zeminde tutuyor. Hiç sıkıntısı yok. Islak zeminde ben yağmurda kullanmam. O yüzden ıslak zeminde nasıl tuttuğunu bilemiyorum ama bu Cordial marka lastikler çok çok da kötü değil. Yani alıp da hemen değiştirmenize gerek yok. Şimdi bunda tubeless lastik kullanılabiliyor. Yani iç lastiksiz lastik. Çünkü tellerin bağlantılarını jantın dışına almışlar. Lastiğin içinde kalmamış. Bak dışarıda duruyor. O yüzden de hava kaçırma ihtimali yok. Yani jantın iç tarafında herhangi bir tel bağlantısı yok. O yüzden de tubeless lastikle. Onun tartışması geçen bir vardır. Telse içinde şey vardır, şambriyel vardır falan deniyor ama değil. Ön ABS olduğunu söylemiştim. Arkada ABS zaten. Arkaya da bakalım. Bak bunda da hep dışarıda. Yani bunlar tubeless lastik kullanılabilme imkanı veriyor. Eğer bunlar içeride olsaydı jantın, yani lastiğin iç kısmına denk gelseydi, hava kaçırdığı için, kaçıracağı için illaki iç lastik takmak gerekirdi.
Çok ya, yani motor bloğu falan her şeyi, velosu acayip benzeyen bir motor bu. Yani birçok parça, mesela şu amortisörleri alsam, şu ayarlanabilir amortisörleri velosa takarım. Kesinlikle takılır, uyar. Buraya gelmişken şu kapağı göstereyim. ATR 125'te de vardı. Akünüz biter de anahtar çalışmıyor. Yani o kontakla açamazsanız seleyi açmak için bakın burada bir anahtar, yani kilit var. Üzerine de su girmesin diye bir kapak koymuşlar. O anahtarlar da şurada gençler. Şu gözlerin içinde. Açıyorum, gösteriyorum. İki tane yedeği de var. Şu anahtarlar hem kontağı açmıyor, sadece orayı açmak için. Çünkü kontakta anahtar yok. Velos'ta var mesela. Yani bunda yok ama onda var. Ondan sonracığıma bu gözleri kapatalım. Şu gözü açayım. Bu gözün içerisinde de anahtar sırasına fob anahtarlarıyla gelmiş. Naylon içinde duruyor. Bir tane daha var yedeği burada. Onun dışında burada birçok scooter'da göremeyeceğiniz ikili şarj çıkışı var. Bir tanesi Type-C, bak görüyor musunuz? Type-C'yi birçok marka model koymaz. Sadece USB koyarlar. Bunda Type-C de var. Type-C kablo bağlantısı da var. Telefonunuzu şarj etmek için. Ama bu göze telefon sığar herhalde ya. Yani şuraya kaydırarak koyarsınız sığar gibi geliyor bana. Bunu da kapatalım. Efendime söyleyeyim. Şu düğmeleri göstermiştim size. Şu uzun kısa far değil. Uzun kısa farı buraya almışlar. Bu şeyde ekrandaki özellikleri atlatmak için. Ondan sonra şu düğmede TCS'yi açıp kapatmak için. Şu düğme gençler. Bu tarafta da start stop'u açıp kapatıyorsun ve aynı zamanda marş düğmesi var. Bu alttaki de dörtlü sinyaller. Dur ya. Sinyalleri gösterdim mi ben size? Göstermedim. Sinyalleri de göstereyim mi? Evet, açmışız zaten. Hem farların hem sinyallerini görmüş oldum. Parlak güzel sinyaller var. Bu sinyallerin parlak olması çok önemli. Yani trafikte sizin dönüş yapacağınız anlamları. Yani ölü böyle solgun sinyallerle sıkıntı. Arkadan gelen görmez sizin dönüş yapacağınızı. Bunların parlak olması çok çok önemli. Bak üçlü yanıyor bir de. Ciddi böyle göz alan da bir şeyi var yani. Parlaklığı var. Gözüm aldı. Güzel. Bunun böyle olması güzel. Şuraya bu kamera yeri mi koymuşlar? Bunda arka kamera takma. Yani bu modelde yok ama belki de buraya kamera takılabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Arka kuyruk lambasını da görmüş oldunuz böylece. Ondan sonra cığıma. Önü de gösterdik. Gençler bunun üzerinde 14 voltluk bir akü var. Hem o start stopu idare edebilmek için hem de bu hibrit desteğini verebilmek için yani büyükçe bir aksesuar. 14 voltluk bir aksesuar var. Selenin altında şurada, şu kapağın içerisinde. O yüzden sele altı bagajı biraz daralmış. Bak benim çantam çıktı. Yani kask alır mı almaz mı? Küçük bir kask alır ama büyük bir kask almayabilir. Onun dışında ATR 125'te yoktu. Bunda var. Böyle kocaman bir arka çanta demiriyle beraber gelmiş. ATR 125'in öyle bir dezavantajı vardı. Bunda yok o. Arka çanta demiri var. O farkları ben zaten size anlattım. O X ile normal real arasındaki farklar içerisinde ATR 125'te de bunun arasındaki farklar. Mesela ekran değişmiş. Şu küçük düğmeleri, kontrolleri değişmiş. Arka çanta demiri gelmiş. Yani böyle bir takım böyle 3-4 tane fark var. Yani %90-95 neredeyse aynı motor. ATR 125'li ama onda da tel jant yoktu. Bunda tel jant opsiyonuyla beraber geldi. Yine şey yani şu an bunun muadili 150, 125, 150 cc ADV scooterlar içinde fiyat olarak ve özellik olarak en iyilerden bir tanesi yine. Yani fiyatını vermeyeceğim çünkü fiyatı zırt pırt değişir. Ama 130 civarında falan tahmin ediyorum. Yani 125 ile 130 arası. Öyle bir şey var. Farkı var gençler. Başka atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Bak hibrit olduğunu şunu göstereyim de burada yazıyor. O zaman hibrittir yani. Üretici yalan söylememiştir herhalde QJ motor bunu buraya yazarken. O hibrit özelliği şeyde açıp kapatabiliyordunuz onu. ATR 125'te. Bunun göstergesinde baktım. Herhangi bir onu aktif hale getirip getirmeme şey yok. Hadi açmışken bak göstereyim de bunun göstergesinde neler var. Onda daha renkli bir gösterge vardı. Bunda mavi düz renkli bir gösterge var. ATR 125'ten farklarından bir tanesi bu. Saat, motor sıcaklığı, akü voltajı, yakıt sarfiyatınız 100 kilometrede kaç litre? Şu anda 3.7 gösteriyor ama biz durak halka geldiğimiz için o düşecektir. Herhalde 2
2 ile 2,5 arası bir şey yakıyor tahmin ediyorum. Şu altta motor hararet göstergesi var. Toplam kilometre ve günlük sayışları burada. Benzin göstergesi burada. Burada da ikaz ışıkları var. Benzin az diyor. İşte motor ikaz ışığı. Şurada ABS ışığı. Bu sönüyor. Onun dışında yani bu ekranda ATR125'teki gibi hibrit asistini açıp kapatabilirim. Belki bunda sabit sürekli. Yani açıp kapatamıyorsun, sürekli devrede olabilir. Çünkü kalkışında ben çok çok seri ve şey kalkıyor. Atak kalkıyor motor. Onu anlamak mümkün değil yani. Keşke imkan olsaydı da onu da uzun sürüp anlasaydık nasıl kalktığını. Aynalar büyük güzel. Kuyruklu, arkayı gösteren aynalar. Onun dışında bak ayarlanabilir fren manetleri var. Şunlar. Ve aynı zamanda park freni var. Yine böyle yokuşta meyilli yerde durduğunuzda arka frene kilitleyebiliyorsunuz. Şimdi basamayacağım ama frene basıp mandalı ileri ittiğinizde bir yandan da alarm devreye giriyor. Beni diyor kullanmadın diyor bir süre. Alarmı açtım diyor. Park freniyle beraber geliyor gençler. Reale 125 X. Bu X aslında işte aynı motor. Idling stop. Bak buraya da yazmışlar. Start stopu idling stop. Yani rölantide kendi kendine stop eder kardeşim diyor. Onu da belirtmiş. Evet. Bir yandan bakıyorum, düşünüyorum. Atladığım bir şey var mı, atladığım bir şey var mı? Ya benim resmen şeyin RKS Velos'un böyle yani kardeşi ya. Sıvı soğutma. Göstereyim. Radyatörü de görmüş oldum. Bu da sıvı soğutmalı bir motor. Tabii şimdi yine iç sesim diyor ki gerçekten 125 mi yoksa 150 motor var da 125 mi yazıyor? Yani böyle iç sesim konuşuyor. Kendime sesli düşünüyorum bak bir yandan. Bak önünde de kamera yeri var. Bunların kameralı modelleri de var demek ki. Görüyor musunuz? Kameranın takılacak yeri. Bunda yok ama var yani. Kamera takmaya yeri var. Öyle bir tesisat ya da donanıma haiz bir motor. Evet gençler. İnşallah bir şey atlamamışızdır. Şöyle azıcık size tanıtayım dedim. Tel jantlı olan X modelini. Belki normal Reale 125'te çekerim. Bundan bir farkı yok ama. Aynı videoyu seyretmiş olursunuz. Yani tekrar motora atlayalım. İlhan motora geri dönelim. Yolda giderken de şöyle biraz daha benzin bitmezse gidişine bakacağız. Benzin biterse videoyu orada bitiririm. Bekleyin geliyorum. Geldim. Bakalım orta sehpadan kolay iniyor mu? İniyor ya. Çok rahat iniyor. Hop diye iniveriyor. Çok yüksek yapmamışlar. Atlayıp zıplamıyor yani. Çalıştıralım. Ekran çabuk açılıyor mu? Eziyet etmiyor sana açılırken. Motor çalışırken o işlem süresi kısa. Gazı açar açmaz yalnız tepki veriyor motor. Bunun trafikte kalkış ve ilk hızlanmalarını çok merak ediyorum. Kullanıp görmek lazım. Çok atak olacağından eminim. Ve hibrit özelliğinden dolayı da az yakacağından eminim. Çünkü yani otomobilde, motosiklette en çok benzin aslında ilk kalkışlarda ve ilk hızlanmalarda yapar. En çok sarfiyat o zaman olur. Bu elektrik desteği de o yakıt sarfiyatını düşürecektir gençler. Ondan eminim. Yani Velos ne kadar yakıyor mesela? 100 kilometrede 2,6 litre falan yakıyor. Onda böyle bir kilometre şey yok, destek yok. Bunda var. Şu rüzgardan dolayı yine vizörümü indireyim de. Antalya'da bir manyak bir rüzgar furyası var birkaç gündür. Süspansiyonunu soracaksınız. Yumuşak olmamasına rağmen ve ayarlanabilir olmasına rağmen. Mesela şu anda hangi ayarda bilmiyorum ama kasisleri ve çukurları, bozuk zeminin sönümlemesi güzel. Çok yumuşak da değil ama mesela sele çok öyle anormal yumuşak değil ama amortisör onu bertaraf ediyor. İşte o rezervuarlı olması büyük avantaj. Benzini bitmeden bayiye geri dönersem en mutlu ben olacağım. Bunlar genelde çok az benzinle geliyorlar. Yani sıfır motorların hepsi bayilere çok az bir benzin koyup yani çalıştırma için azıcık benzinle geliyorlar. Bunda da durum odur şu anda. Bu da dengeli bir motor. Yani dengesi güzel. Düşük süratlerde falan şey yapmıyor öyle saçma sapan sağa sola yatmıyor. Evet, bayiye benzin bitmeden geri dönebildik. Evet, dedim ya bunun muadilini de inceledim. X ile normalin arasındaki farkı
anlattığım videoda var. Şimdi bu geldi. İlhan Motor'da, Kızdırmak Caddesi'ndeki İlhan Motor'da RKS Reale 125X'i size şöyle kısaca bir tanıtayım dedim gençler. Güzel bir motor. QJ'nin her modeli kaliteli. QJ hakikaten dünya standartlarında motosiklet üreten bir firma. Yani kendi motorlarıyla şeye katılıyorlar. Bak, Dünya Motosiklet Şampiyonası'na katılıyorlar. Yani kendi ürettikleri ürünle. O kadar diyeyim size. Ve Volvo'nun da sahibi olan, Benelli'nin de sahibi olan, Kiwi'nin de sahibi olan, QJ'nin de sahibi olan bir ana Geely firmasının altında bunların hepsi. Yani devasa bir holdingin bir parçası QJ Motor. RKS de işte bu QJ'nin modellerini sizlere makul de fiyatlarla getirdi. Dedim ya, geçen seneden daha aşağı fiyata satabiliyor. Yani öyle bir özelliği var. Eğer Antalya'daysanız gelin bakın. Tellisi de var, telsiz de var. Yani normal Reale de var burada. Reale X de var, 125X hepsi var. Gelin inceleyin ya da bulunduğunuz yerdeki RKS bayine bakabilirsiniz. Çok konuştum, yeter. Bugünlük de böyle olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.